Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Ben Osman Tufan. Teknoloji Oku yorum programının yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta da yine her zaman olduğu gibi, son dönemde olduğu gibi... zam haberleri. Zam haberleri var. Hayır, bu hafta bir de çifte zam oldu. Yani biraz öyle oldu, evet. Yani kur artışı oldu, kur biliyorsunuz. Kur muazzam derecede arttı. Hala da artmaya devam ediyor. Biz programı çekerken dolar 7.8 seviyelerine. Euro da 9.1 filandı galiba. Euro 9'u açtı zaten, artık onun yolu açık olsun. Evet. Bu ne oldu tabii? Her elektronik eşya sadece. Yani şimdi biz oyundan bahsedeceğiz bugün ama. Oyundan, ayrıyetten konsollar ve onun haricinde alınan böyle bir sürü ek vergi vardı. Bilmem kaç bin üründen. Ha evet, o da devam ediyor. Vergisi. Onu 1 Ocağı kadar uzattılar arkadaşlar. Normalde Eylül ayının sonunda, yani 30 yani Eylül'de bitecekti. Ekim'in başıyla birlikte sona erecekti. Aslında ben şunu düşündüm geçen gün. Hani Microsoft geri çekmişti ya Xbox fiyatları. Dedim, evet, demek ki biri bunlara fısıldadı. Bak dedi, bu vergi uzatılacak, siz böyle önden açıkladınız ama önünüzdeki günlerde uzatılırsa kalırsınız dedi. %30'u kendi cebinizden verirsiniz dedi. Onlar da geri çekti muhtemelen. Belki biz bu videoyu yayınlamadan cumartesi günü yayınlanacak. Belki de zamlı fiyatını açıklayacaklar. Evet. Yani şu anda ben tekrardan Microsoft'un 7400 lira seviyesini 7500 liraya açıklayacağına inanmıyorum. Son uzatılan şeyden beri. Hani biri 7500'dü, biri 4500'dü galiba. 4600'dü. 4600'dü. Muhtemelen yani Series S 4600 olarak açıklanmıştı. Evet. Series X de 7500. Muhtemelen şimdi Series S 5500 lira olacak. Series X de benim tahminim 9000 civarlarına falan gelecek. Yani o zaman PlayStation'da kafa kafaya geriler o zaman. PlayStation'da kafa kafaya 9000'e falan çıkar diye düşünüyorum. Tabii bu benim tahminim arkadaşlar. Belki ikisi de beni utandırır. Der ki lan biz 6000 liradan satıyoruz. Eyvallah derim. Peki oyunlar, PlayStation oyunları var aslında. Şimdi bir de madalyonun diğer yüzü var arkadaşlar. Oyunlar. Geçtiğimiz günlerde Sony Türkiye PlayStation Store, biliyorsunuz işte sanal mağazası, dijital mağazası. Oradaki bazı oyunların fiyatlarını sanki böyle nabız yoklarmış gibi yükseltti. Mesela Avengers'ın fiyatı işte 600 küsür liralara yükseltti. Need for Speed'in son oyununun fiyatı 709 liraya yükseldi. Ki bunlar direkt normal sürümler. Bir de bunların hani dijital bilmem ne falan filan var. Onlar da muhtemelen 1000 liralara falan uçmuştur. Yani dolayısıyla arkadaşlar her oyuna gelmedi bu zam. Bunu da belirteyim sizlere. Bazı oyunların fiyatları zamlandı. Sanki burada hani yeni gelen oyunlarda, yeni nesil oyunlarda bir 10 euro pahalı olacak ya. Hani Türkiye fiyatının da ufaktan mesajı verildi gibi hissettim ben. Vallahi hani artık oyun işi birazcık lüks olmaya başladı güzel ülkemde. Birazcık mı? Birazcık değil, bayağıcık. Ben hani açıkçası fiyatların pahalı olduğunu düşünmüyorum. Şöyle, bizim alım gücümüz düşük biraz yani. Çünkü ya euro 10 lira olmuş şimdi. Evet. 70 eurodan satılacak bu oyunlar. Ya euro 10 lira olmadı da olur muhtemelen. Yani 10 ile euroyu direkt çarpsan, hani 70 euro çarpı 10 direkt zaten 700 lira yapıyor ve zaten. Evet. Hani o yüzden ya bu oyunlar Türkiye'de pahalı falan demenin çok bir anlamı yok. Kalmadı işte bu. Yani, bir de bu, bak şunu söyleyeyim ben. Son dönemde artık birçok cihaz için de öyle oldu. Şimdi mesela Asus ROG test ettik biz. Geçtiğimiz günlerde yayınlandı bir dizüstü bilgisayar. Evet. 14 bin lira. Yani ve oyun bilgisayarı tamam çok güzel eyvallah. Ve hani sunduğu donanıma bakıyorum ben. Öyle hani üst düzeyin de üst düzeyi falan değil. Bu ve ama o ürünün benzer özellikleri olan ürünleri zaten o fiyata satılıyor artık. Yani 14 bin lira bir oyun bilgisayarı için artık normal bir rakam haline geldi. Ya şimdi sadece oyun bilgisayarında değil ki. Misal geçtiğimiz günlerde Realme'nin bir saatini inceledik. Yurt dışı fiyatına bakıyorsun 50 euro. Yani adam diyor ki işte bir Alman vatandaşı babası çocuğuna veriyor 50 euroyu. Bizim 50 lira gibi. 50 birim üzerinden düşünüyorsun. Al oğlum diyor, bu senin bugünkü okul açtı. Çocuk gidiyor lan diyor, şuradan bir Realme Watch alayım diye 50 lirayı çıkartıp alabiliyor bunu. Evet. Tenezzül etmez zaten de. Hani varsayalım. Ama Türkiye'de 600 lira. Yani hangi baba oğluna al oğlum bu senin bugünkü okul açtın diye 600 lirayı verir. Verirse zaten o adam gidip Realme Watch almaz, muhtemelen Apple Watch falan takıyordur. Evet. Hatta bu kaviyerin özel şeyli, mücevherli saatlerinden takıyordur yani. Dolayısıyla arkadaşlar bu hani fiyat olayları bizi de çok aşırı rahatsız ediyor. Özellikle teknoloji tarafında çok rahatsız ediyor. Baktığımız zaman tamam belki patates, soğan fiyatları çok fazla artmıyor. Dolayısıyla hani böyle arttı da hani yine de baktığın zaman o oranda artmadı. O oranda artmadı. Şimdi 3-5 liraya yine karnı doyuyor insanların. Baktığın zaman ama teknoloji böyle hobisi olan insanlar bu durumdan çok rahatsız. Adam bir tablet alacak, en ucuzu 2000 lira. Bir telefonumu yenileyim diyor. Yeni çıkan telefonlara bir bakıyor, üst segment 8000, 9000. Oyun bilgisayarı alayım diyor. Bir laptopa bakıyor 12000, 13000. Evet. Yani absürt rakamlar ve gelirler de bu seviyede iyileşmedi. Şimdi
Önümüzdeki dönemde işte asgari ücretler, yeni asgari ücret açıklanacak. Şu anda 2300, yeni açıklanan da yani 3000 lira olmayacak mesela. Evet. Ben öyle bir şey tahmin etmiyorum. Evet. Diyecek ki işte 2500-2600 maksimum. Hayır, olsa bile Osman onu kurtarmıyor. Ya kurtarmıyor buradaki, yani olsa bile de kurtarmıyor buradaki da. Buradaki sıkıntı şu. Mesela bizim geçen ben Twitter'da paylaştım bunu. Renault Zoe'yi test etmiştim 2 sene önce. 2 sene önce, tam 2 sene önce. Ağustos 2018'de test etmişim. Şu anda biz Ekim ayındayız. Düşün, 2020 Ekim'deyiz. 2 sene önce test ettiğim otomobil 130 bin liraydı. Zoe. Şu anda? Şu anda 350 bin lira. 350 bin lira. Yani 3 katına neredeyse. Neredeyse 3 katına. Onu bırak çıkmış abi. Biz Nisan'da seninle beraber Xbox One S alınır mı videosu çektik. Mart ayında. 1600 liraydı arkadaşlar. Dedik ki yani 1600 liraya alınır işte güzel fiyat. Şu anda o konsol 3500 lira. Yani arkadaşlar 2020'nin Mart'ında aynı senenin 2000... içinde yani 2-3 kat fiyat artıyor. Evet. Ya bu dünyanın başka hiçbir yerinde yoktur herhalde. Hani Avrupa'da falan zaten yok. Senelerdir baktığın zaman adamlar ikinci nesilden beri yani PlayStation 2'den beri oyun fiyatlarını sabit tutuyorlardı 49-59 euro bandında. Ha dediler ki bu sene yeni nesilde 10 euro. Şimdi biraz işte orada bile isyan çıktı bu arada. Daha zam yapalım hani dedi. Biz şimdi arkadaşlar bu yanlış anlaşılmasın. Bunu söylüyoruz ama mesela 79 euro adam için de pahalı geliyor bu arada. Yani hani şu hesap da çok her zaman tutmayabiliyor. Hani 79 birim diyoruz eyvallah ama o adamın da alım gücü düştüğü için işte pandemiydi şuydu buydu o bile pahalı gelebiliyor. Yani ben çünkü yurt dışındaki yazıları da okuyorum. Vay ne yapıyorsunuz siz ya kafayı mı yediniz falan diyor adamlar. Yani o adama pahalı geliyorsa biz ölelim o zaman hani. Yani o adama pahalı geliyor ama o adam hani kendi şartlarında düşünüyor. O adamlar için 10 euroluk bir zam bile uçuk bir şey. Tabii ki. Çünkü ama hiçbir şey öyle bir zam gelmiyor. Ya bizim bir de ben sana şunu söyleyeyim. Benim tahminim bu. 1 Ocak'a kadar uzatıldı diyorlar ya. O devam eder o iş. O bir kere daha uzatacaklar. Tabii. Uzat. Bir daha. Sonra bir bakmış daha iyi mi olmuş? Evet. Çıkmamış hayatımız ona vergi. Depremler gibi. ÖTV de o zaman öyle oldu ya. Bir sefere mahsus soğan dediler. Hala ÖTV var. Bir de üzerine koydular. Vurdukça vurdular. O videoyu koyalım buraya. Bak Oğuzcum. O videoya küçük bir kuple koy. Vurdukça vurdu. Vurdukça vurdum. Sinirlerim diyece gerildi. O anda vurdukça iyice sinirlerim geldi. Yani vallahi şu anda artık ÖTV nerelere geldi kimse bilmiyor zaten. Takip de etmiyor. Etmiyoruz. Bazı üreticiler şey yazıyor. Gerçi Apple mesela belirtiyor işte şu kadar. Vergi diyor. Vergi ayrılmıştır. Ama bir tüm vergi yazıyor ama yani. O sadece ya KDV de var. Evet. Sonuçta vergi abi. Sonuçta vergi. Yani senin bu para devlete ödediğim bir para. Mesela Hindistan'da çok böyle vergiler çok yüksek diye abartılıyor diye şey yapıyorlar. Şikayet ediyor orada akıllı telefonlar. Hani Türkiye'deki dolara çeviriyorsun ödediğimiz parayı. Daha böyle felaket bir şey çıkıyor ortaya. Evet. Yani bu hafta da ne yazık ki düzgün yani zam olmamış bir haber vermek isterdik. Ya da gündemi zam eksenli değil de daha farklı şeylere değerlendirmek isterdik ama ne yazık ki artık yani bu teknolojik cihazlara gelen bu aslında biz bu programda arkadaşlar başladığımız şu olacaktı. Müjde ek gümrük vergisi indirildi ama veremedik. O şu anda devam ediyor. Evet. Şu anda ne yazık ki ek gümrük vergisi uzatıldı. Oyun fiyatları, yeni nesil oyun fiyatları az çok belli oldu. Uçuk fiyatlar. Konsollar da öyle uçuk olacak. Konsollar da aynı şekilde yine artış söz konusu. Telefonlar artık hiç girmiyoruz zaten. Eskiden biz 1500 lira altı telefonlar falan yapıyorduk ama muhtemelen artık 1500 lira kalmadı. Zor yani. Yapmamız çok zor olacak. Normal ilk ben hatırlıyorum iPhone 6099 liraya şeyi çıkardığında, iPhone X'i çıkardığında dedi ki 6000 liraya telefon mu olur? Şimdi 15000 liraya normal diyoruz. Şimdi 15.000 liraya normal diyoruz. Bir de 6.000 liraya bir telefon. Ya gayet uygun fiyatlı. İşte hani Samsung S20 Fan Edition. 6.500 lira uygun diyoruz yani. Gayet iyi falan yapıyoruz böyle yani. Demek ki bizim psikolojimiz de alışıyor. Yavaş yavaş alışıyor. Bir de sen dedin ya abi mesela Zoe'ye ben çok pahalı diyordum. Şimdi o fiyata sana Zoe verseler ya havada kaparsın. Anadolu'da falan ev alıyorsun şu an 350.000 lira. İstanbul'da bile bulursun yani öyle. Esenyurt'ta, Beylikdüzü'nde, Çekmeköy'de falan 350 bin liraya ev var. 1+1 alırsın yani. Yani bu fiyatlara da alışıyoruz. Asıl kötü olan da galiba alışıyor olmamız. Evet. Hani hiçbir şey artık absürt gelmemeye başladı. 600 liraya işte dışarıda milletin 50 birimini aldığını biz 600 liraya çok iyi ya ucuz fiyat falan diyoruz. Üzücü hatta, ama yapacak hatta bir şey de öyle yok. Eleştiriler de geliyor bazen videolara işte uygun fiyatlı diyoruz. Lol uygun fiyat mı olur? Yani artık arkadaşlar artık uygun fiyat hani 300 lira 500 lira değil artık uygun fiyat. Yani 600 lira uygun bir fiyat. Yani şimdi olur. Hani biz asla muhtemelen bir Almanya olamayacağız. 50 euroya burada yani 50 birim akıllı saat satamayacak kimse. Evet. Yani bu ya vergiyi geçtim zaten. Zor. Kurdan dolayı satamaz ki. Aynen öyle. Yani, yani hiç adam kazanmasın diyelim. Hani hiç kazanmasa 5 liraya koyduğun zaman 450 liraya. Bir sıfır atarız TL'den. O zaman deriz 60 lira arkadaşlar 600 lira değil.
60 lira dışarıda tabii. 60 lira bizde 60 senin lira. Senin maaşın da var o zaman bir sıfır atılacak. Evet bizden de bir sıfır İşte bizden sıfır atmadan oradan sıfır atsalar muazzam olur ha. 10 numara olur vallahi. Evet arkadaşlar bir teknoloji oku yorum programının daha sonuna geldik. Bu programda sizlere yine hüzünlü haberler vermek zorunda kaldık ama güldük yapacak ama bir şey gülerek yok. Verelim dedik ki yani böyle. Çok gülünecek bir şey değil aslında. Ağlanacak halimize gülüyoruz evet. Derler ya öyle bir evet. Şey oldu biraz. İnşallah düzelir durumumuz diyelim. Haftaya görüşmek üzere hoşçakalın demeden önce YouTube kanalımıza abone olmayı ve bizleri Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağları takip etmeyi unutmayın. Uyarımızı yapalım arkadaşlar. Haftaya görüşmek üzere hoşçakalın. Hoşçakalın.